Çabuk açın şu yolu, hadi. Açın hadi. Bekle kardeşim 2 dakika, malzeme taşıyoruz ya. Tamam, çabuk, çabuk. Bırakın alçak herifler, dur, bırakın. Dur. Bırakın lan, alçak herifler. Dur, kıpırdama. Bırakın. Berivan. Hadi kardeşim. Bebiş, kurtar beni bebiş. Bırakın. Dur dedim sana. Bırakın. Dur. Bebiş. Hadi açın yol çabuk. Kes sesini. Kıla şunu. Sür sür. Bırakın beni. Hadi, hadi! Dur! Merivan! Bırakın beni bana! Dursana kardeşim ya! Otur şuraya! Ne yaptın be? Hop kardeşim, ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun arabayı? Dur kardeşim! Dur, nereye götürüyorsun? Dur, dursana! Hey! Kardeşim. Dursana! Arabayı. Bir şey oluverirse hepinizi gebertiveririm. Ay. Emin olsun gebertiveririm yani. Bırakın lan beni, aşağılık herifler, bırakın. Bebiş. Bebiş, kurtar beni. Susturun lan şunu. Berivan Hanım, yettim gari. Siz o askerin yakını mısınız? Celil! O... Ölmedi değil mi? Yeter efendi, sakin olun. Ölmedi de! Ölmedi değil mi? Ne olur ölmedi de! Hanımefendi sakin olun biraz. Hasta ameliyatta. Durumu kritik. Böyle yaparak ona hiçbir faydanız olmaz. Alın.
Naz'a. Durum ne? Ameliyatta Serdar. Kötü yaralanmış. Sakin ol Dilan, tamam mı? Dua edelim. Allah'ın izniyle atlatacaktır. Eşyalarını getirdiler abi. Poşette. Bana verdiler. Cebinden 100 lira para çıktı abi. Bir de Cevşen'i. Kanlanmış. Kanlanmış abi. Başka bir şey yok. Abi ölecek mi Celil? Vatan evlatlarının cebinden başka ne çıkabilir ki zaten? Cevşen'inden başka. Dilan. Sakin ol, tamam mı? Celil kolay kolay yıkılmaz. O kordon Celil. O yıkılmaz Allah'ın izniyle. Bu iş nasıl oldu Dilan? Celil okula geldi. Akşam yemeğine davet ediyordu beni. Birden ortaya bir kadın çıktı. Celil'in arkası dönüktü. Ben Zila görünce bağırdım. Celil dönmüştü ama geç kaldı. Allah'ım sen Celil'i koru. Tamam. Sakin ol Dilan, gel. Gel otur. Tamam, üzme bu kadar kendini Dilan. Aga! Ne oldu? Ya bak, yeni duydum. Kordonu vurmuşlar. Durumu ne? Var mı bir şey yani? Ameliyatta doktor. Biz de yeni geldik. Doktor. Memiş'le Berivan nerede? İşte ya aga, biz çarşıya gittiydik, tamam mı? Oradan işte Dilan öğretmene gidecekti. Yani ayrıldık orada. Berivan bacının bazı istedikleri vardı. Ben onları almak için ayrıldım. Bunlar da markete uğrayıp eve geleceklerdi. Yani ben koştum eve, gittim baktım. Yoklar. Kahretsin. Onlara da saldırmış olabilirler. Alçakların bizi hedef alacakları belliydi. Söylemiştim ben. Topal. Yatır şöyle, yatır. Vay Şahmaran. Timci'nin karısını kaçırmışsın. Kolay işti. Zahire, sen ne yaptın? Timci'yi subayı indirdim Şahmaran. Kordon geberdi mi yani? Emin misin? Mermi hedefini buldu. Gebermiş olmalı. Bak ciğerim. Emin olmak için bir de kafasına sıkacaktın. Topal doğru söylüyor. Sungurlar manevi koruma altındadır. Kolay can vermezler. O mermiyi yiyen bir daha ayağa kalkamaz. Gebermiştir. Kurtulmuş olamaz. Bu kız güzel ha. Çeşidin köle pazarında iyi paraydı. Şahmaran, ben bunu alıp hemen sınırı geçiyorum. Bırak lan şerefsiz! Lan! Lan! Tutun lan şunu, tutun! Dur! Bırak beni! Dur kız sana! Bırakın beni! Memiş! Kes sesini! Kurtar beni! Memiş, cevap ver. Ya Allah.
Mimiş. Koçum cevap ver. Mimiş. Koçum cevap versene. Mimiş. Koçum acil cevap ver diyorum. Aga bir bak hele. Yani galiba bu Memiş'in telsi kapalı ya. Yani yoksa Memiş sana cevap vermemezlik etmez. Doktor, Mimiş telsizi niye kapatır ha? Bence bu işte bir terslik var. Komutanım. Celil nasıl Serdar? Nasıl oldu bu? Tek başına Dilan öğretmene gitmiş. Bir kadın terörist arkadan saldırmış. Hala ameliyatta. Aldığımız bilgiye göre kurşun atar damara isabet etmiş komutanım. Aşağılık mahlukların böyle kalleşçe bir saldırı yapacakları belliydi. Başka bir durum var mı Serdar? Var komutanım. Memiş'le Birvan'a ulaşamıyoruz. Onların da başının belada olmasından korkuyoruz komutanım. Sus lan şunu. Bırakın kusur. Lan beni. Bırak lan. Kes lan sesini. Yoksa o dilini kopartırım seni. Açın lan. Memiş. Basıverin geri. Şerefsizler. El arabaya çabuk. Bana bakıver. Yamuk yaparak geberti veririm ha. Hadi bakayım. Eller enseye çabuk. Benimle oyun oynamayın ya. Allah'a çok şükür yetiştirmemiş. Ölürüm de seni bırakıvermem Berivan. Sen, Yavuz köpeğe. Bana bak ulan, karımı kaçırmayı gösterivereceğim sana. Nereden çıktı lan bu? Sen lan, çabuk çözüver karımı hadi. Hadi. Silahını Timci. Yoksa sıkarım karının kafasına. Uzak duruver lan karımdan. At silahını Timci. Sakın atma silahını Memiş'im. Timci. Delilik yapma. Karın ölecek. At silahını. Sen lan kadın. Çözüver karımı. Hadi bakayım. Sakın yanlış yapayım deme. Hadi. Hadi çabuk ol be. Ah. Ellerine sağlık. Çözüver ayaklarını hadi. Hadi. Hadi çözüver. Serdar abi anons çekiverin. Şahmaran'ı yakaladığımızı bilsin gari. Öldürme onu. O
bana lazım. Memiş, Memiş. Al şunu. Periyovan. Periyovan. Sana şimdi kurtaramadım gari seni benim hanım. Temcinin karısı Suriye'ye gidecekti Yavuz. Niye buraya getirdin? Acele etme. Temcinin karısıyla ilgili planlarım var. O kadının burada kalması tehlikeli. Haberlerde kordon var. Temcinin ölüm haberini veriyor. Aç şunun sesini. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Assubay Celil Keskin hastanede ameliyata alındı. Aldığımız bilgiler Sungurlar timinin 2. komutanı Assubay Celil Keskin'in hayati tehlikeyi atlattığı doğrultusunda. Kapat şunu. Hani Assubay'dan kurtulmuştuk? Hani mermi hedefini bulmuştu ha? Al işte. Hala hayatta. Yerim ben diyorum bunların kafasına sıkacaksın. Öyle ölür. O kordon iti o hastaneden tabutla çıkacak. Dilan bacı, kordon dostumu henüz tanımıyorsun. O öyle göründüğü gibi değil. O var ya boğa gibidir valla. Hiçbir şey olmaz kalkar ayağa. Hemşire hanım, bir ünite daha kan mı alıyor? Olur doktor bey. Durum ne doktor? Çok şükür. Assubayımız hayatı tehlikeye atlattı. Oh. Hepinize büyük geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah'ım oh çok be, şükür. Kurtuldu. İyileşmesi uzun sürer mi peki doktor? Celal Subay çok güçlü ve dayanıklı bir asker. Çabuk iyileşecektir. Ya ben zaten malımı bilmem mi? Var ya onu artık bağlasan durmaz ya kaçar gider. Yanına girebilir miyiz doktor? Bir süre yanına ziyaretçi alamıyoruz. Doktor bey yalnız öğretmen hanım kendisi nişanlısı oluyor da. Olur. O halde öğretmen hanım girebilir sadece. Uyandığında fazla yormayalım hastayı. Hacıyen, duydun sen de yorma ya adamı, tamam mı? Sağ olun doktor, geçmiş olsun. Ben Celil'in nişanlısı değilim ki doktor. Aman Dilan gerçekten yani ya. Şu söylediğin şeye bak.
Yani sonuçta burada doktor abim var. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle ben ikinizi birbirinize verdim. Hadi bitti gitti. Git gör. Git gör damadı. Hadi. Hadi gör. Hadi. Hadi Dilan gel. Celil'i görmeye gidelim. Gel. Hadi. Geç. Berivan davet etti. Onlar da yiyeceğiz. Hem gelirken yüzüğü de getir. Bu akşam takalım artık. Ne demek oluyor bu Celil? Sen otur. Celil'e göz kulak ol, olur mu? Atmosfer nasıl? İçeriği gördün, atmosferi gördün. Nasıl acaba durum? Yani kordon yataktan kalktı mıydı? Bunları evlendirir miyiz? Ne diyorsun? Olur doktor. Ya biliyordum vallahi ya. Naza. Bu kalleşler Celil'in ölmediğini öğrenince... Yine saldıracaklardır. Celil'i sıkı korumaya alalım, tamam mı? Tamam Serdar. Banka 1 yuva 1 acil. Kesin Memiş'ten haber var. Anka 1 dinlemede devam et. Komutanım, Memiş burada. Durumu çok kötü. Geberti vereceğim. Hepinizi öldürüvereceğim. Memiş kalk. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Komutanım. Benim hanımı. Çocuklarımın anasını kaçırıverdiler komutanım. Ya Sadıç. Ben sizi çarşıda bıraktım. Ne oldu? Nasıl oldu hele bu iş ya? Kalleşçe saldırıverdiler Sadıç'ım. Benim hanımı aracı atıp kaçırıverdiler. Tamam koçum. Önce sakin ol, tamam mı? Komutanım. Şimdi Gordon kardeşime sahip çıkmadın diye çıldırıverecek. Memiş. Aynı anda Celil'e de saldırdılar. Ona ne oluverdi? Gordon yaralı. Hastanede yatıyor şu anda. Komutanım. Kesin Berivan'la Gordon'u hedef alıverdiler. Onların kardeş olduklarını biliveriyorlardır ya. Planlı bir iş bu. Durmayalım gari ha komutanım. Komutanım ilçeyi alt üst edip gebertelim onları ha komutanım. Memiş, sakin ol oğlum, tamam mı? Sakin ol. Berivan'ı bulacağız. Celil'in de intikamını alacağız, tamam mı koçum? Serdar, Memiş'in sinirleri bozuldu iyice. Bir ilaç alıp yatsa mı? Doktor. Aga. Memiş'i eve götür. Yanında kal. Tamam aga. Hadi bakalım. Hadi gel Memiş. Gel Sadıç'ım. Hadi. Gel, gel merak etme. Evde ne işin var benim Sadıç'ım? Berivan'ı bulmadan rahat huzur yok bana gari. Tamam Sadıç'ım. Üzülme Memiş. Hadi. Berivan'ı bulacağız. Hadi. Hadi bakalım. Geç Sadıcığım, geç otur. Otur. Bırak beni doktor. Eve gitmek istemiyorum gari. Bak seni anlıyorum, tamam mı? Gerçekten seni çok iyi anlıyorum ama biraz sakin ol, gözünü seveyim. Bak Berivan bacıyı bırakır mıyız orada, bulacağız onu Memiş. Berivan'ım. Berivan arıyor, Berivan. Berivan'ım. Berivan mı? Memiş'im. Alo. Berivan'ım. Neredesin gari? Söyleyin ben çabuk, kurtarıverem seni. Memiş'im. Nerede olduğumu bilmiyorum. Kurtarın beni Memiş. Kurtarın. Mer. Karına iyi bakıyorum. Sen merak etme demiş. Hayırlar. Pislik herifler. Bırakın lan karımı. Karını özledin mi Timci? Hı?
Onu görmek istersen ekrana bak. Berivan'ım. Berivan. Bana bir şey olursa çocuklara iyi bak Memiş. Öyle, öyle deyiverme Berivan'ım. Öyle deyiverme. Kurtarıvereceğiz seni. Bu hayvanların elinden kurtarıvereceğiz seni. Berivan. Berivan bacım bak hiç korkma tamam mı, merak etme. Bak sen neredeysen geleceğiz, seni bulacağız, kurtaracağız, hiç merak etme. Kurtarıvereceğiz. Timci, karını bulmak istiyorsan çok para bul. Sonra Suriye'ye... Çeşidin köle pazarına git. Belki karını sana satarlar ha. Bana bakın lan. Karımın. Karımın. Karımın saçının tek teline zarar gelirse gebertiveririm lan sizi. Köpekler, hayvan herifler. Şerefsizler. Hadi ya. Nasıl yapacaksın onu Timci? Ha? İstersen bu kadına neler yaparım biliyor musun Timci? Bak. Durun lan. Durun lan. Bırakın lan şerefsizler. Durun lan, dokunmayın benim karıma. Hayvanım. Hayvan oğlu hayvanlar. Şerefsizler. Bırakın lan karıma, dokunmayın. Şerefsizler. Bırakın lan. Çık herifler. Ulan Yavuz. Ulan Yavuz, beni dinle lan Yavuz. Şunu kafana sok. Ulan sana bu dünyada kolay ölüm yok ulan. Sana kolay ölüm yok. Azlanma kız. Memişim, kimse bana dokunamaz. Namusuma el süremez kimse, öldürürüm kendimi. Yapmayın lan. Yapmayın lan. Yapmayın. Yapmayın gari. Ne oluyor burada? Aga. Yavuz şerim sizi beni bana saldırıveriyor. Sakin ol oğlum, sakin ol. Veriyorlar. Allah yardımcısı olsun. Benim yaşadıklarımı yaşamaz umarım. Yavuz Gundisi. Çocuğu çıldırtmaya çalışıyor. Lan Yavuz. Bu sözümü bir yere yaz şerefsiz. Bu sefer cezaevi yerine seni mezara sokacağım lan şerefsiz. Hayır. Bırak. Dokunma. Yüzbaşı. Bu daha başlangıç. Sungurların belası olacağım. Adamlarını tek tek indireceğim. Sen de çaresizce seyredeceksin. Memiş. Komutanım, böyle duruvermeyelim gari. Bir şey yapalım. Ne olursun Memiş, tamam. Bir şey yapalım. Memiş, sakin ol. Komutanım, sakin ol. Sakin ol Memiş. Bak Yavuz'u tanırım ben. Berivan'a zarar vermez. Onun tek istediği şey senin canını yakmak. Memiş. Koçum sen şimdi eve git tamam mı? Baba komutan. Memiş. Berivan bize emanet. Tamam mı? Hadi Sadıç. Hadi. Üzme canını. Bulacağız Berivan'ı. Durum vahim Sardar. Berivan'ı sınırdan geçirip Çeşid'in Suriye'deki köle pazarında satmayı düşünüyorlar bence. Öyle olursa bir daha asla Berivan'ı bulamayız Sardar. Anka bir yuva. Dinlemedeyim komutanım. Başımızda yeni bir bela var. Acil karargaha gelin Sardar. Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Yeni bela ne olabilir ki Serdar? Bilmiyorum. Hemen çıkalım, albay bizi bekliyor. Koş! 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 Yapma! Dur lan! Dur! Otur! Koş! 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 400 metrede tam kalbinin arkasından yiyecek mermiyi. Koş Yavuz koş! Şeybuz koş! Şeybuz hadi koş! Rıfat! Rıfat abay bir dur! Dur! Dikkatimi toplayamıyorum!
Hainsin Rıfat. Suriye ordusuna ihanet ettin. Öleceksin. Ama önce şu kaçan teğmenle ilgilenmem gerek. 300 metrede. 100 metre daha yaşayacak. Özgür Suriye ordusu denilen şey büyük bir palavra Rıfat Albay. Türkiye ve müttefikleri sizi istediği kadar eğitsin. Silah versin. Sonunuz şu kaçan teğmen gibi olacak. O hain dolu eğitim okulunu Türkiye'nin başına geçireceğiz. 400 metre. 420 metrede. Yapma! Koş Şehmuz! Bu mesafeden hiç kaçırmam. Şehmuz! Yapma! Yapma! Bu mesafeden hiç kaçırmam. Ah Rıfat Albay ah. Suriye seni hiç affetmeyecek. O Türk eğitim okulunda eğitim gören o aptal ayrılıkçılar da inan bana ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödeyecek. Hem de çok yakında. Arkadaşlar, Türkiye ve müttefikleri Eğit Donat programı kapsamında Özgür Suriye ordusuna bağlı subayları eğitiyoruz. Erbelli kampının yakınında eğitim okulu kuruldu. Okulda 300 Özgür Suriye ordusu mensubu var. Ancak gördüğünüz gibi içlerinde iki eğitici Türk subayının da olduğu 7 Özgür Suriye ordusu mensubu kaçırıldı. Rehineler için talepleri ne komutanım? Talep falan yok. Adamların derdi Özgür Suriye ordusunu eğitip donattığımız için bizi cezalandırmak. Peki rehinelerin nerede olduğu belli mi komutanım? Sınırın Suriye tarafında Beka köyü. Peki Yavuz'la Bravo mu planladı bu işi? Hayır. El muhaberatın işi bu. Bir iki hafta önce adamların bir açıklaması olmuştu. Türkiye'ye fiili değil ama stratejik cevap vereceğiz diye. Bu açıklamanın yansıması olduğunu değerlendiriyoruz. Operasyon tamam Beşir Albay. Özgür Suriye ordusundan Rıfat Albay da dahil olmak üzere 7 kişi kaçırıldı. Bir subay da yolda kaçarken öldü. Kaybımız? Hiç. Girdik, aldık ve çıktık. Hatta 2 Türk subay da vardı işlerinde. İyi. Şimdi rehineler infaz edilecek. Bana Şahmaran'la Güven'i bul. Operasyonun bundan sonraki kısmına onlar devam edecek. Türkler rehineleri kurtarmak isteyecektir. Emriniz ne komutanım? Oraya sızın. Rehineleri kurtarın Serdar. Emredersiniz komutanım. Celil yok. Onun yerine sen geçeceksin Nazan. Emredersiniz komutanım. Memiş'in durumu ne Serdar? Sadıcığım, hadi yeter kendini yıprattığın.
Çay demledim, al çay iç. Sen hiç merak ediş. Memiş, bak. Al şu suyu. Şu haplardan da iç bir tane, sakinleşirsin ha. Tatlılık yapma bana arkadaş. Ya sadıcım. Memiş. Ya Memiş. Memiş al şu ilaçlardan bir tane ya. Uğraşı verme benimle arkadaş. Ya. Ya. Memiş. Ya gerçekten yani Memiş. Aç hadi şu kapıyı. Rahat bırak beni arkadaş. Tamam Memiş tamam. Ben odadayım. Bir şey olursa ses et tamam mı? Ben ne yapıveririm sensiz? Allah'ım yardım et beni bana. Berivan'ım. Memiş. Karını görmek istiyorsan ekranı aç Timci. Karının saçının teline zarar gelseydi. Beni öldürecektin değil mi Timci? Berivan'ım. Durun lan yapıvermeyin. Şerefsizler bırakın lan karımı. Berivan'ım. Şerefsizler. Memiş. Memiş ne oluyor Memiş? Yapmayın lan. Ne olur yapıvermeyin. Dinle beni Timci. Seninle açık konuşacağım. Karının bu çileleri çekmesini istemiyorsan, karını geri istiyorsan, Memiş. Git Celil'i öldür. Sen ne deyip durun lan? Celil karımın abisi ben. Benim kayınçom lan alçak herif. Memiş hadi açsana şu kapıyı. Uzatma lan. Uzatma lan. Uzatma. Karar senin. Ya karın ya kordon. Sen seç. Memiş. Ya hadi aç kapıyı. Ulan Memiş. Gordon'u öldürmezsen. Karını Suriyeli. Çeşidin köle pazarında satarım Memiş. Karın mutlu aşağı olur oğlum. Celil'i öldürmezsen karını alamazsın. Doktor, acil cevap ver. Aga dinliyorum. Doktor, operasyona çıkıyoruz. Aga dinle beni, çok acil bir şey var. Beni dinle aga. Ne oldu oğlum? O Yavuz köpeği telefonla Memiş'e ulaştı. Berivan'a kötü eziyet etmiş. Saçlarını yolmuş kızın aga. Memiş'ten kordunu öldürmesini istiyor. Yoksa Berivan'ı mutaşa yapacakmış. Aga, Memiş herhalde hastaneye Celil'i öldürmeye gidiyor. Celil'i mi öldürecekmiş? Kafayı mı yedi lan bu çocuk ha? Bu kadar çabuk kendini nasıl topladın hayret ediyorum doğrusu. Herhalde çok dua ettin. Ondan olmuştur. Biliyor musun? Sana bir şey olacak diye çok korktum Celil. Bana bir şey olmadı. Ama hep sevdiklerimi kaybettim ben. Takdir ilahi böyleymiş. Geriye bana bir tek aslan parçası oğlum Yavuz kaldı.
Ne yapıyorsunuz beyefendi? Önünüze baksanıza. Bir şey mi diyeceksin Dilan? Sırası değil şimdi. Söyle, söyle. Bana çiçekle gelmiştin ya. Akşam yemeğe çağırdın. Hediye yüzüğü akşam getir dedin. Neden yüzüğü istedin merak ettim. Böyle şeyler beni daraltıyor Dilan. Seni de kırmak istemiyorum. Arkadaşlarım seninle evlenmemi istiyorlar. Sadece onlar mı istiyor? Ya sen? Ben de istiyorum Dilan. Celil! Okulun önünde olanları gördün. Orada bir mermi de sana isabet edebilirdi. Sen de öyle bilirdin. Sevdiklerim ne olursam o mermiye razıyım. Korkmuyorum Celil. Eğer sen istersen seninle evlenmeye hazırım. Aslanım yalnız mı geldin? Berivan yok mu? Komutanım. Komutanım ben. Celil nerede? Dışarı çıktı Serdar Yüzbaşı. Ya aga işte yani demek ki işte Celil de Berivan'ı öğrenince dayanamadı yani ayaklandı. Ne olursa komutan. Yavuz soysuzu Berivan'ımı kaçırıver. Biliyorum Memiş. Biliyorum koçum. Komutanım. Celil. Berivan'ı bulalım. Bulacağız koçum merak etme. Sen iyi misin? Yahu sen ne yapıyorsun acaba ya? Hemen dikilmişsin ayağa. Yatmanın zamanı mı doktor? Memiş perişan. Berivan'a eziyet edip beni öldürmesini istemiş İbni Selül'ün torunu. Komutanım bir bilgi bir haber var mı? Yok Celil. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız komutanım? Siz konuşun ben dışarıdayım. Evet. Tamam bacım. Celil, önce bir sakin olalım tamam mı? El muhaberat sınırlarımızda operasyon yapıp 2 subayımızı 5 özgür Suriye ordusu subayını kaçırdı. Operasyona çıkacağız Allah'ın izniyle. Vallahi yani bir el muhaberat eksikti, onlar da geldi tam oldu. Berivan'ı Suriye'ye kaçıracaklardır. Oradan ona ulaşacak bir yol buluruz Allah'ın izniyle. Durmayalım. Çıkalım o zaman komutanım. Celil, sen bu halde hiçbir yere gidemezsin tamam mı? Komutanım. Ya pardon ağayı dinlesene. Aga haklı işte ya. Sen yat şurada dinlen hallederiz biz. Doktor. Az daha konuşursan o yatakta sen yatacaksın. Ben hazırım gari komutan. Tamam koçum. Şimdi burada
Nişan almasını öğreneceğiz. Nişan vaziyeti al. Çökerek. Nişan nasıl alınıyordu? Kalk! Evladım, siz devam edin. Emredersiniz komutanım. Ateş! Bu işi çözemezsek itibarımız iki paralık olur albayım. Süleyman Şah'ın üstüne bu iç iyi olmadı. Göz! Gez! Arpacık! Durun! Buraya giremezsiniz. Hadi. Sivillerin girmesi yasak. Ne demek yasak asker? Bu, bunların kocası babası kaçırıldı. General beni tanır. Firuze değil. Bilir o beni. Bizim ona söyleyecek sözümüz var. Hayır, giremezsiniz. Israr etmeyin, içeri giremezsiniz. Ona söyleyecek sözümüz oğlum, var dedim, haber verin. Emredin komutanım. Bırak gelsinler. Emredersiniz komutanım. Buyurun geçin. Hadi. Bakalım dertleri neymiş. Bakın, şimdi dikkatle beni izleyin. Sen de mi buradasın Firuze? Hayırdır, ne işin var burada? Kamptaki yardıma muhtaçlara yardım ediyorum paşam. Bunlar da kaçırılan subayların aileleri. Kocam kaçırıldı. Kurtarın onları ne olur. Benim de oğlumu aldı namussuzlar. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Kurtar bizi. Ne olacak? Ne olur bir şey değil ya. Hanımlar, hanımlar. Sakin olun. Tek tek konuşun. Bu kadınların kocaları, çocukları sizin eğitim kurumunuzdan kaçırıldı. Durumları ne? Bir şey deyin artık siz de. Sen kimsin kadın? Firuze Suriyeli albayım. Kocasını El Muhaberat öldürdü. İlk bana gelmişti. Temiz biri. Şimdi de bu kampta gönüllü hasta bakıyorum. Sizin doktorlarınıza yardım ediyorum. Kocalarınız, oğullarınız kurtarılacak. Merak etmeyin. Tamam hadi, hadi dönün kampa şimdi. Hadi bacım, hadi. Hadi yürüyün. Paşam, paşam ben size bir şey daha söyleyeceğim. Söyle bakayım. Kampta hasta çok, ilaç az. Bahar geldi ama havalar hala soğuk. Yardım edin bize ne olur. Yoksa toplu ölümler başlayacak. Tamam Firuze. İstediklerini göndereceğim. Kampa da geleceğim görmek için. Sağ olun paşa. Sen de olmasan bu garip Firuze ne ederdi? Tamam. Suriye'ye girdik komutanım. Hazırız. O rehineleri kurtarmamız şart albayım. Bu iş El Muhaberat'ın işi. Bütün dünya biliyor bunu. Yoksa rezil oluruz. Beşir komutan, generalle temas kurdum. Yakında avcımın içine alırım. Aklından sakın çıkarma Firuze. General, geleceğin genelkurmay başkanı olacak. Tamam Beşir komutan, sen merak etme. Ha, bu arada generalin yanındaki albay Suriye'ye girdik falan dedi. Haberiniz olsun. Tamam, sen işine bak. Generali kendine bağla, hı-hı, yeter. Rıza, Türkler gelmiş.
Rehineler için operasyon yapabilirler. Dikkatli ol. Tamam Beşir Komutan, sorun yok burada. Biz hazırız. Anka bir yuva. Rehinelerin yeri tespit edildi. Emirlerinizi bekliyoruz. O çakallara gereken dersi verin Serdar. Rehineleri alın. Alındı, anlaşıldı yuva. Gereken yapılacak. Naza. Dinlemedeyim Serdar. Naza. Yer ağır. Görüyoruz Serdar. Her yer el muhaberatçı dolu. Silah kullanmak yok. Sessiz olacağız. Tamam Serdar. Ağıl'ın çevresinde nöbetçiler var. Çatıdaki meydana hakim. İlk onu indireceğiz. Meryem, çatıdaki nöbetçi senin, tamam mı? Tamam Serdar. Hadi bakalım. Çatıdakinin işi tamam Serdar. Naza, sıra sizde. Başlayın. Başlıyoruz Serdar. Yaklaşmayın buraya. Uzaktan geçin. Yo, iyi asker. Yaklaşmak gibi bir derdim yok, yanlış anlamayın. Ya benim hastam var. Kendisi çok hasta. Hele sizin burada doktor vardır ya kardeş. Hadi hele bir git şu doktoru çağır da gelsin. Bir baksın benim hastanın durumu gerçekten ağır kardeş. Yasak dedim lan biraz. Sen sağır mısın? Yok, sağlık yok. Hastan da sen de gebermek istemiyorsan defol git buradan. Tamam Doktoru geçtik. Su yok mu? Su alalım. Su yok. Bas git buradan. Nasıl su yok ya? Ya kardeş. Hanım. Vallahi durumu hiç iyi değil. Kardeş bir el atın şuna ya. Hele bir gelin el atın. Dur. Ne oluyor lan?
lan, ne oluyor? Size bir şey diyeceğim lan. Hani bir uçak düştüydü ya. Ne oldu lan ona? Pilotu çıkardınız mı denizden? La yüzbaşı. Bir de Süleyman Şah vardı. Ona ne oldu? Zaman gelir, inen bayrak daha güçlü çekilir oraya. Sen tasalanma ufaklık. Büyükler konuşurken sen susmayı öğren lan. Git sana emir verenleri çağır o zaman. Oğlan çocuğu. Biz de seninle ancak hapishanede gardiyanlar ilgilenir. Kimsiniz lan siz? Buraya girmek yasak lan. Tamam. Ne işiniz var burada? Tamam, sakin ol. Vallahi bu hesapta yoktu, şimdi ortalık karışacak ha. Ya arkadaşım, gerçekten hiç göründüğü gibi değil. Yani biz arkadaşlarla yani... Nişancı, kendini tanıt, kimsin? Ya aga, benim aklıma acayip şeyler geliyor. Ya sakın bizim Yağız oğlan... Nişancı, kendini tanıt diyorum. Ben Sungurlar Komutanı Yüzbaşı Serdar Mert. Sungurların ikinci komutanı Assubay Celil Keskin. Hay. Emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Celil, ne işin var burada? Albayın emriyle yattığım yerden iş görmek için buradayım komutanım. Ya kordon dostum, bir şey diyeceğim. Acaba sen şimdi nişancılıkla ne zaman anlamaya başladın ya? Ya oğlum bak, sen elin ayağın titrer burada çatarak diye bizden birini vurursun. Yürü git hastaneye biraz yat ya. Eve dönünce benim dosyama bir göz at hasta bakıcı. Ordudaki kaç nişancı benim öğrencimmiş anlarsın. Aferin ya, hep en iyisin zaten sen ya. Tamam Celil, tamam. Hemen alınma koçum. Geldiğin için de sağ ol. Kendine dikkat et. Emredersiniz komutanım. Ben içeri giriyorum. Tamam aga. Yüzbaşı Serdar Mert. Yüzbaşım, sizi almaya geldik. Sungurların yüzbaşısı Serdar. Allah'a şükürler olsun. Siz buradaysanız sorun yok demektir. İleride karakol gibi olan yerde kimler var? Bizi kaçıran, eğitim okuluna baskın yapan Rıza diye biri. Yüzbaşım, diğerlerini sen çözersin. Bizim küçük bir işimiz var. Tamam yüzbaşım. Hadi. Rehineler burada bizi bekleyecekler, tamam mı? Ne yapıyoruz Serdar? Grup komutanını alıyor muyuz? Adamı sağ olarak alacağız. Mimiş. Emredin komutanım. Karakola saldıracağız koçum, tamam mı? Sen orada mevzilen. Emredesiniz komutanım. Hadi çıkalım, hadi. Ben yerim orada. Hazırım galiba komutanım.
Bunlar ne dolaşıyor la burada? Alın la şunları. Emredersiniz ha komutan. Durun! İki hayvan geliyor nasıl gördüm. Komutan sizi çağırıyor. Ulan! Koşun çabuk! Ateş edin! İndirin şunları! Hadi koşun! Mevzilenin! Doktor, rehineleri çıkarın buradan. Sınırda buluşalım. Ben şu komutanı yakalayayım. Meryem, sen benimle geliyorsun. Hadi. Gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Naza, rehineleri alıp çıkalım. Hadi. Naza, hadi. Geldim, geldim. Eğer gerek kuzeye doğru kaçıyor komutanım. Önünü keseceğim Celil. Sen müdahale etme. Canlı alacağız bunu. Baskına uğradık. Burası cehennem yerine döndü Beşir komutan. Rıza, Türklerin işi bu. Yeniçeri tokadını attılar yine. Dedim sana hazır ol diye. Sivil bunlar komutan. Bütün adamlarımı katlettiler. Dayanın Rıza. Rehineleri hemen çıkartın oradan. Herkes canının derdine düştü komutan. Rehinelere sahip çıkacak halimiz yok. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Öl orada Rıza. Yoksa vincin ucunda sallanacaksın. Alo Yavuz. Ne cehennemdesiniz? Güven nerede? Ne bu öfke Beşir Albay? Ne oluyor? Bırak şimdi hal hatır sormayı. İşler karıştı. Türkiye operasyonunun bundan sonraki ayağını siz devralıyorsunuz. Tamam. Ne yapıyoruz? Topla adamlarını, benden haber bekle. Beşir Albay'dı. İşi ellerine yüzlerine bulaştırdılar anlaşılan. Hazır olun dedi. Topal, o Timci'nin karısı başımıza bela olmadan geçir şu kadını sınırdan. Ya patron, o kaçırılan subaylardan sonra sınır karışık, yakalanırız. Çatışma durdu. Gene çıkar. Kaçalım buralardan. Biz de kaçalım gidelim buralardan. Türkiye'ye sığınalım. Gidelim buralardan. Rıza komutan geliyor. Hadi gir, hadi. Dur lan! Dur! Şerefsiz! At silahını! At silahını, teslim ol!
Komutanım, hedef açık. İndiriyorum. Olumsuz Celil, olumsuz. Bu adam bize lazım koçum. At dedim. Bu farenin niyeti teslim olmak değil komutanım. İzin verin. Sakın. Sakın bir delilik yapma, tamam mı? Yat yere. Komutanım, çocuğu alacak ergene. Emredin, indireyim komutanım. Bırakın! Oğlumu bırakın, yapma! Yaklaşmayın, öldürürüm çocuğu! Atın silahlarınızı! Geri çekilin! Yoksa sıkacağım bu çocuğa! Rıza komutan, bırak oğlumu, ne olursun! Celil, işler değişti. Görüşün temiz mi? Temiz komutanım. Mecid oğlum. Komutanım, hedef görünüp kayboluyor. Ben iyi değilim. Bu atış çok riskli. Atın silahlarınızı, çekilin. Yoksa sıkacağım bu çocuğa. Celil, bu riski alacaksın. Celil, sakın kaçırma koçum, tamam mı? Sakın kaçırma. Hedef net değil komutanım. Çocuğu kaybedebiliriz. Celil, sana diyorum ki bu riski alacaksın, tamam mı? Bu şerefsizin kucağında senin çocuğun olsaydı ne yapardın ha? Ne yapardın, bırakır mıydın? Görüş kapalı komutanım. Meryem, silahları indiriyoruz, tamam mı? Hadi Celil. Hadi durma, hadi durma. İndir şunu, hadi. Allah'ım, Allah'ım. Beni bu çocuğun kanıyla imtihan etme ya Rabbim. Allah'ım, elimi titretme ya Rabbim. Gözümü karartma. Allah'ım, mermim yedittiğim yeri bulsun ya Rabbim. Hadi. Bırak oğlumu. Bırak oğlumu, Mecid. Allah'ım, ne atan benim, ne de vuran. Attıran da sensin, vurduran da ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin ol, sakin ol Memiş. Komutanım, berivanımı nasıl buluvereceğiz ha? Koçum, bir sabret, tamam mı? Ümidini kesme. Allah'ın izniyle berivanı bulacağız dedim sana. Geç. Yat çabuk. Çabuk.
Kapat şurayı. Çıkartın. Çıkartın şunu. Aç çabuk. Çabuk. Koy yerine. Koy yerine. Çıkart. Çabuk 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 çabuk. Çık dışarı. Çıkın. Soran olursa bu senin arkadaşın. Hasta. Ya uyanıp yardım istemeye kalkarsa? İlaçlı bu, ilaçlı. Uyanamaz. Uyansa da kımıldayıp konuşacak gücü bulamaz. Ben her gün gelip ilaç vereceğim. Sınır rahatlayıncaya kadar da sende kalacak. Bana bak kadın. Suriye'den kocanı, çocuklarını istiyorsan dediklerimi harfiyen yapacaksın. Al, bu da senin. Aferin. Al bakalım, bu da senin. Gel bakayım. Aman da pek güzel bir kızmışsın sen. Gel bakalım. Lan! Buranın havası bizi bozar be. Çekil önümden bir adam. Eger şuma inemi budit. Maci akar mı kevdi? Huday enes Türkiye razı baş et. Allah Türkiye'den razı olsun. Sizler olmasaydınız biz ne yapardık diyor. Biz aynı toprağın insanlarıyız. Kardeşiz. Tabii ki yardım edeceğiz. Nomardime yekmen taki astim. Atmen kometim mikonim. Dinliyorum Ankabir. Paşam. Dur bir dakika. Murat bırak gelsin. Emredersiniz komutanım. İstediğin ilaçlar, malzemeler kamp görevlisine teslim edildi Firuze. Senden de bahsettim. Sağ olun paşam. Allah sizden razı olsun. Çok can kurtardınız. Neye ihtiyacın olursa haber ver yeter. Sağ olun paşam. Siz orada kalın, geliyoruz. Sungurlar rehineleri eğitim okuluna getirdi komutanım. Sorun yok. Sungurlar büyük iş başardı. Hemen gidelim. Emredersiniz. Hadi arkadaşlar. Karşıki dağlar diz boyu kar. Elinde asker kınası var. Hey gidi aslanlar. Serdar. Hey, hey kükredi sungurlar. Emredin komutanım. Yüzbaşım sağ ol. Bizi büyük bir utanç yaşamaktan kurtardınız. Ayrıca ülkemize düşmanlık besleyenlere en iyi cevabı verdiniz. Sağ olun komutanım. Bu çocuklar çok acı çekti albayım. Bir yazı yaz. Üstün hizmet madalyası verilmesini teklif edelim. Emredersiniz komutanım. Hanım. Buraya sivillerin girmesi yasak. Kusura bakmayın. Ben generalin yanına gelmiştim de. Ona söyleyeceklerim var. Görebilir miyim? Tamam, gelin benimle. Paşam.
Paşam. Yine mi sen? Söyle bakalım. Ben de sizi arıyordum paşam. Ne oldu? Gene liste mi getirdin? Ya paşam nereden bildiniz? Ya ben bu ilaçları yazmayı unutmuşum da. Bunları da gönderin size zahmet ne olur. Tamam Firuze. En kısa zamanda ilaçlar gönderilecek. Sağ olun paşam. Allah sizden razı olsun. Taşa Firuze lan bu. Hey! Hop! Sen Firuze'sin. Bu Taşa Firuze. Sen ne diyorsun? Ne dediğinin farkında mısın? Beni birine benzettin herhalde. Bal gibi mutaşasın sen. Çok subayın infaz edilmesine sebep oldun. Ajansın sen. Sen ne diyorsun subay? Farkında mısın ne dediğinin? Saçmalıyorsun. Şimdi gidip generale söyleyeceğim seni. Yanında dolaşan hainleri bilsin. Alçak. Ne diyorsun ya? Komutanım! Komutanım! Serdar, bakın şuna bir. Emredersiniz komutanım. Bak bakayım şuna. Ölmüş. Komutanım, ölmüş bu. Ya nasıl olur böyle durup dururken? Kalp krizi geçirmiş olmalı komutanım. Allah Allah. Kim bilir kimsin, neyin nesisin? Kocan, çocukların var mı? Varsa benim gibi kocandan, çocuklarından ayırdılar mı seni? Sadıcığım, Memiş. Bana bak, yeter o. Kızma kendine. Bulacağız be. Merak etme. Kim bilir nereye saklayıverdiler sadıcığım. Bu kız kim be? Şahmaran gönderdi. Bir süre burada saklayacağız onu. Dışarıda timciler var be. Kapat şurayı hemen. Kaçırılan Özgür Suriye ordusuna mensup 5 subay ve 2 Türk subayı Sungurların gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Maalesef bir subayın cesedini bulduk. Paşam daha önce Suriye'nin fiili karşılık yerine stratejik karşılık vereceğiz dediği olay bu muydu sizce? Türk Silahlı Kuvvetleri olarak
nereden gelirse gelsin her türlü tehdide hazırız ve bunun için buradayız. Her türlü tehdide hazırız ve bunun için buradayız. Güven. Beşir albay dinlemedeyim. Bilgisayardan fotoğraflar gönderiyorum. Bunlar silahlı isyancıların Türkiye'de eğitildikleri kampın fotoğrafları. Hı hı. Gönderdiklerin geldi Beşir komutan. Yakında Erbelli mülteci kampı var. Bu kamplara eş zamanlı saldırılacak. Bunları havaya uçurmanızı istiyorum. Bu saldırı hem Türkiye'ye hem de ülkesine isyan eden hainlere bir cevap olacak. El Muhaberat'ın komutanı Albay Beşir Tarsami. Subayların kaçırılmasının arkasındaki gerçek kişi. Beşir'i iyi tanırım. İnatçıdır, kararlıdır. Dediğini yapar. Subayları geri almamızı asla hazmedemeyecektir. İntikam almak isteyecektir. Özgür Suriye ordusu için kurulan Eğit Donat kampı ilk hedefi olacaktır. O kampta eğitim gören 300'e yakın Suriyeli subay ve asker var komutanım. Bu eylemi El Muhaberat'ın kendisi yapamaz. Mutlaka birilerine ihale etmiştir. Bu iş için Yavuz'la bravo biçilmiş kaftan komutanım. Ben de öyle düşünüyorum. Albayım, Sungurlar eğitim kampının yanındaki mülteci kampında kalsınlar. Orası da büyük risk altında. Emredersiniz komutanım. Bu tehlike bertaraf edilene kadar ben de sizinle birlikte o kampta kalacağım. Buralardan 24 saat kampı gözetim altına alalım çocuklar. Celil, görülecek en ufak bir terslik bize bildirilsin, tamam mı koçum? Komutanı duydunuz aslanlar. Emredersiniz komutanım. Yuvan Kabir. Naza. Güvenlik merkezi bizde mi? Güvenlik merkezini devraldık Serdar. İki kampı da izlemedeyiz. Hasan, şuraya göz kulak ol biraz. Emredersiniz. Ya arkadaş, içim daralıveriyor diyorum size ya. Benim arımdan bir ses yok. Kampta da ne kadar kalıvereceğimiz belli değil. Benim adım için hiçbir şey yapamayamıyoruz gari ha. Bak sadece. Şimdi bu hainlikler hep aynı hayvanlar yapıyor, anladın mı? Yani onları bulursak Berivan bacıyı da buluruz yani, merak etme. Ya bu garibanların kaldığı yerde Berivan'ın izini nereden buluvereceğiz arkadaş? Vallahi deli deli konuşuvermeyin arkadaşlar. General tamam Albay Beşir. Adam istediğimiz kıvama geldi. Tek hamleyle nikah masasına otururuz. Adamın gönlünü kalbini kazan Firuze. General ileride bize çok lazım olacak. Bugün generalin doğum günü. Ona öyle bir hediye vereceğim ki. Bugün generali ele geçireceğim Beşir komutan. Şahmaran ve Bravo ile buluşacaksın, unutma. Tamam, biliyorum. Bu salak Ayten de nerede kaldı? Gelmek bilmedi bir türlü. Bu timciler de buraya yapıştılar ya. Sadık! Sadık! Ya ben de seni arıyordum Memiş. Ne yapacaksın beni ya? Memiş. Doktor. Bulacağız. Ben onu bulacağız. Evet. Sıkıntı yapma. Şunu olman lazım.
Lan memiş lan bu. Hem de karısının olduğu barakanın önünde. İçeride dayı. Doktor. Tüp düştü tüp. Oh. Duymuyorsunuz mu? Tüp düştü diyorum. Oh. Lan. Tüp düştü tüp. İçeride kimse yok. Ben hele şuna bir bakayım ya. Kimse yok mu ya? Tüp tüp. Lan kızı bulacak lan bu. Asker abi, bir şey mi istedin? Ya acaba ben senden ne isteyebilirim ki ya? Doktor. Ya altında tüp, tüp, yere tüp düştü, tüp. Ayağın altında tüp var, tüp. Adam da orada horul olur yatıyor öyle. Nedir bu ya? Ne kadardır unutmuşsunuz ya siz? O hastadır asker abi. Hasta mı? Ya olsun, yine de bunlara dikkat edin. Bunlar çok önemli şeyler. O tüp yalnız bakmasa dışarıda çoluk çocuk neler olabileceğini bir düşün ya. Olur asker abi, dikkat ederiz. Dikkat edin hadi. Doktor. Haydi Sadıcığım, tamam. Ya geç kaldım. İlacın tesiri geçiyor be. Memiş. Ne oldu sadece, sanki benim anamın sesini duyar gibi oldum sadece. Duydun mu sen de sesi? Gel bakalım. Hadi gel. Kampın zayıf noktasına timcileri yerleştirelim komutanım. Paşam. Yine ne sıkıntı var Firuze? Kusura bakmayın. Bu sefer özel bir konu için geldim paşam. Siz devam edin, ben geliyorum. Neymiş şu özel konu Firuze? Paşam. Nice mutlu yıllara. Teşekkür ederim ama. Biliyorum paşam. Siz hediye kabul etmezsiniz. Ben sizin adınıza kamptaki çocuklara büyük bir kutu hediye yaptırdım. Eğer emrederseniz kamptaki çocuklara hediyeler dağıtmak istiyorum. Kola gelsin yüzbaşım. Komutanım, bu kadın ne hesap? Suriyeli bir sağlık çalışanıymış Celil. Ailesi savaşta ölmüş. Sen hediyeleri kampa götür. Bir sorun olursa beni ararsın. Tamam paşam. Serdar Yüzbaşım, siz gereken tedbirleri alın. Hiçbir yeri ihmal etmeyin. Başımız ağrımasın sonra. Ben karargaha geçiyorum. Emredersiniz komutanım. Thank you.
Sadıcı, ne oldu ya gene? Gemileri parça parça etmişsin, karaya oturtmuşsun, kendin de oturmuşsun öyle. Ya? Helen'i verecek halim yok arkadaş. Kaldık buralarda. Ya sana Helen diye mi var? Nizam asker de oluverdik gari ya. Aç bakalım şunu. Ne var, ne oldu? Ne yaptın? Bombalar girmedi hala. Patates taşımıyoruz herhalde burada. Sabret biraz. Kampın kapısındayım. Evet. Evet. Taşıma ve kampa girme belgeleri. Sonra sürücü belgenler ruhsatı bir göreyim bakayım. Ya burada ne kadar çok kutu var burada ya. Ne var bu kutularda? Memiş. Hele şu arabanın üstüne bir atla da bak bakayım ha. Ne varmış bu kutularda? Hey. Dur. Dur, ne yapıyorsun? Sakın açma. Arama yapıvereceğiz arkadaş. Biz de meraklısı değiliz gari ha. Aç aç. Açma sakın. Sürprizi berbat edeceksin. Sürpriz mi? Ne sürprizi ya? Sürpriz neymiş? Neymiş o sürpriz ya? Evet. Alo paşam, benim Firuze. Şey diyecektim size. Size söylemiştim hediye olayı. Ben o hediyeleri getirdim ama kampın girişinde içeri girmeme izin vermiyorlar. Kutuları açacaklarmış. Çocuklar üzülecek paşam. Sürpriz bozulacak. Görevliyi ver bana Firuze. General sizi istiyor. General mi? Bunun biraz daha az yıldızı yok muydu ya? Teğmen meğmen yok muydu? Direkt general diyor ya. Sungurlar timinden doktor emredin komutanım. Evladım, kadına zorluk çıkartmayın. Aracı içeri alın. Çocuklar için oyuncak getirdi. Benim bilgim var. Emredersiniz komutanım. Hemen derhal komutanım. Sadıç gel gel atla. Paşam. Bana sonucu bildir Firuze. Nasıl oldu? Çocuklar mutlu oldu mu? Emredersiniz paşam. Zaten sonucu yarım saate kadar haberlerde seyredeceksiniz. Bayram yerine dönecek burası. İyi günler paşam. Ama bakayım al evraklarında. Yani şu paşa olayını neden baştan söylemiyorsun ya? Koskocaman general yani. Adamı yoruyoruz yani. Desene bunların içinde sürpriz var, oyuncak var diye bana zamanında. Gerçekten sürpriz oyuncak varsa ayrıca ben de bunlardan iki tane istiyorum. Orada iki tane sabi var. Hiç oyuncakları falan yok. Alacağım, onlara vereceğim, tamam mı? Olur Timci. Birazdan dağıtım başlar. Gel sen de al. Olur, hadi. Aç kapıyı. Kampa girdim. Gördük. Az sonra eğitim kampına saldırı olacak. Karışıklık çıkınca eğitim kampına geçin. Patlayıcıların bir kısmını da oraya getir. Anlaşıldı. Mülteci kampındaki bomba Timci'nin karısının yanında patlasın. Niye? O kız bize ayak bağı olacak. Firuze ne getiriyor? Bana yardım edeceksen misin? Vay vay vay. Mutaşa Firuze. Kerim, kız. Tanımadın mı sahibini Topal'ı? Kes sesini Topal. O günler çok geride kaldı. Bunun içinde ne var? Sana ne be? Kes sesini sen. Yürü Topal, benimle gel. Bu
içinde bomba var. Kampı uçurup hepimizi öldüreceksiniz. İmdat! Dur kız, dur. Dur, debelenme, debelenme. Keşke sussaydın Ayten. Her şeye böyle karışmasaydın. Belki yarım saat daha fazla yaşardım be güzelim. Girmek yasak. Geri dönün. Hanımım hamile. Konarken kon idi. Yaklaşma, dur orada. Seni anlamıyoruz. Ne oluyor burada? Ay. Hanımım hamile bud. Bimaristan bir rastin. Zeyemen şurur şut. Ay. Doktor lazım asit. Karısı hamileymiş. Doktor lazımmış. Tamam. Sorun yok. İndirin silahları. Yallah. Gelin. Kampta doktor var. Serdar, eğitim kampına baskın var. Biliyoruz Naza, siz yerinizi terk etmeyin. Mülteci kampında kalın. Tamam Serdar, burada kalıyoruz. Hadi ciğerim, hadi ciğerim. Dışarı cehennem yerine döndü, çabuk. Hadi tamam. Bu 12 bin savaşçı sağlam çıktı Yavuz. Üstelik daha yeni başlıyoruz. Bir saat sonra Türkiye çalkalanacak. Hı hı. Hadi.
Hadi hadi, burası cehennem yerine döndü. Beklemeyelim burada. At silahını, at! Ulan şerefsiz! Saldırı emrini kim verdi lan? Bilmiyorum. Komutanım, bana bırak. Sizi kim gönderdi buraya lan? Bilmiyorum. Al lan. Lan sana. Son defa soruyorum lan. Söyle. Bilmiyorum dedim ya. Hadi konuş lan. Yoksa bu mermi kafana gelir ha. Dur. Dur tamam. Biz Bravo'dan emir alıyoruz. Telefonda verir emri. Yemin ederim ben hiç görmedim. Bu kadar kişiyle kampa saldırı aptallık Serdar. Başka bir oyun var bu işte. Yüzbaşı, cevap ver. Kimsin? Bravo. Belalım. Ben de buradayım yüzbaşı. Yavuz şerefsiz. Lan şerefsiz. Çakal sürünüz işe yaramadı. Korktunuz mu lan? Siz niye gelmediniz buraya ha? Aptallar. Biz çoluk çocukla çatapat oynamayız. O sizin işiniz. İyi oyalandınız orada. Her iki kampada bomba yerleştirildi. 5 dakika sonra kamplar cehennem yerine dönecek. Ha, bu arada bombaların biri de Kordon'un kardeşi Berivan'ın yanında patlayacak.